Sizin bir röportajınızda gördüm ben İnsan acılarını paylaştıkça o acıların azalması beklenir diyorsunuz ama bu sosyal medyada yapılan paylaşımlar bu acıları paylaşma noktasında bir ihtiyacı karşılamıyor diyorsunuz bu tam ne demek hocam? Yani sosyal medya ile ilgili bir yorum yaptım emin değilim Hı. ama yani şimdi düşünürsek yani sosyal medyadaki paylaşımların bir kısmı acı paylaşımı değil bir kısmı da. E, Tabi burada duyduğumuz acıyı e, haykırmak diyelim bir parça. Hı -hı. E, tam bir, bir paylaşılıp başkasının duyup duymadığına bakmadan e, olan duygu paylaşımı Ama daha çok herhalde e, acının altında e, ezilmek diye bir Hı -hı. tanım var. Yani herkesin acının altında ezildiği e, bir an var. E, burada hiçbirimiz bundan bağışık değiliz ve bu kadar yoğun bir kaybın olduğu hani yıkımdan bahsetti e, alandaki muhabir. E, yıkım, bina yıkımı, can kaybı e, ve yaşam kaybı. Bu büyük kayıp karşısında e, yani acı yani sosyal medyada ne yapıldığı, ne edildi o kadar da önemli değil yani bu az konularda sosyal medyada işte o öyle söylenseydi, böyle söylenseydi konusu üzerinde duruluyor ama buradaki genel yaşanan duyguların yoğunluğu, derinliği, yıpratıcılığı yanında sosyal medyadaki iki tane e, iyi ifade edilmemiş e, duygu e, yani çok e, tali bir şey kalıyor. Yani şu anda şöyle düşünün hani işte acı, korku, birçok duygu şu anda hakim. E, mesela korku duygusu şu anda e, birçok kişinin davranışlarını etkiliyor. Aslında hepimiz korku hepimizin içinde olan bir duygudur insanın temel duygularından birisidir. Birçok durumda önlem almayı, pozisyon almayı, kaçmayı, kurtulmayı ya da mücadele etmeyi bazen getirebilir bazı durumlarda. Ama şu andaki bu kaybın yüksekliği yani biz henüz şokunun her bu tekrarlamada da şok kendisini bir kere daha hissetiyor. Tam biraz kendimize gelirken gibi düşünebilirsiniz şokun etkisiyle de bir takım kerteniz noktalarımızı kaybetmiş vaziyetteyiz. Bu şaşmış vaziyette. Ee, her zaman işleyen e, başa çıkma mekanizmalarımız e, kendimizi teselli etme inandırma mekanizmalarımız e, ya da zorluklarla başa çıkma mekanizmalarımız işlemiyor. Bu çerçevede e, ben bazı sosyal medya paylaşımlarını birbirimize yardım çağrıları olarak da görüyorum. Hmm. Yani e, çünkü tek başına Başa çıkamayacağımız durumlarla ancak başkalarıyla beraber başa çıkabiliyoruz. Başkalarının e, desteğiyle, yardımıyla ya da başkalarına yardım ederek ve destek olarak da e, başa çıkılabiliyor. Bir yandan da şimdi yavaş Türkiye'de. Ben bu size en çok merak ettiğim şeylerden biri bu. Türkiye'de deprem konusu. Deprem olduğunda inanılmaz bir hassasiyetle ve ilgiyle takip edilen. Depremden bir hafta, iki hafta, üç hafta artık dördüncü hafta itibariyle de kimsenin duymak istemediği bir konu haline geliyor. Ben bunu yani birkaç örnekle anlatayım izin verirseniz. Lütfen. Mesela şimdi deprem programı yapıyoruz. İnanılmaz bir izleyici var. Bir ay sonra ben bir deprem programı yapayım. Ya yani benim hayatımda yaptığım en az seyredilen program, 10 yıldır radio, televizyon programı yapıyorum, belki daha fazla. En az seyredilen program deprem olmadan yaptığım bir Naci Görür Hoca ile yaptığım program. Şimdi Naci Hoca'yı aldığımda ortalık yıkılıyor. Şimdi tabii ki bir ilk yaşadığımızda bir şoku, bir afeti gösterdiğimiz ilginin şey olması yüksek olması beklenir. Ama onun üzerinden bir zaman geçtikten sonra ve o risk, o tehdit e, devam ettiğinde hayatımızda bizimki kadar... Umursamaz olmak, hatta umursamazı bırak, yok muamelesi yapmak, insan doğasına mı ait bir şey yoksa bizim topluma ait bir şey mi çok merak ediyorum. Yani bizim topluma ait diyemeyeceğim şu bakımdan, yani neye dayanarak söylüyorum. Bir afetler oluştuğunda genel olarak oluşan ve onun sonrasında oluşan sosyal ve psikolojik reaksiyonlarla ilgili birçok kuram var. Bunların birçoğunun ortak söylediği şeylerden birisi bu. Genellikle ilk evre haftalarla ölçülebilen günler ve haftalarla ölçülebilecek e, devrede ki bu yoğun şok duyarlılık bir arada korkunun yoğun olduğu zamandan sonra giderek e, ikinci evrede e, yani aylar içerisinde tam da dediğiniz gibi insanların ilgisi başka yerlere kayabiliyor e, bu ilgilerini kaybettikleri için mi bundan emin değilim e, ama bazen çaresizlik yapabileceği bir şey olduğuna olmadığına inanma ee, ve bu meseleler karşısında kendi kendine kendi başına olduğunu düşündüğü zaman kişiler o bilgileri duymaktan e, ve öğrenmekten uzak kalabiliyorlar. Bunu biraz açtınız da tam. Şunu kastediyorum yani eğer ben bu işte bir konuda bir bilgiyle e, depremle ilgili ya da başka bir şeyle, daha önce de pandemi konusu biliyorsunuz çok benzeyen bir süreçten geçtik. Aynı şok edicilikleri idi ama farklı bir şok ediciliği vardı. Henüz ondan da çok sıyrılmış değiliz, değilken yani böyle bir duruma yakalandık. E, bu konuyla ilgili bir şey yapılabileceği duygusu e, yetkililerin, toplumsal organizasyonların, kamu organizasyonların... yani buna bir şey yapamayacağımız duygusu arttıkça böyle hmm. bir tehlikeyle ilgili kalma o tehlikeyle aynı. ilgili evet yalnız ve desteksiz kalma e, tek başına bırakılma e, duygusunu veren bir durum ortaya çıkınca o zaman ilginiz kayboluyor çünkü o zaman ben ne yapacağım görmemeye çalışıyorum yatsımaya çalışıyorum inkar insanın en önemli e, başa çıkma kapasitelerinden tamam, birisidir ya bizdeki en büyük sorun bence yani hani e, konunun bir noktadan sonra İnkar şeyine gelmesi seviyesine gelmesi yani doğru hatta bu programı açtığındaki protesto edilebilirsiniz İşte pandemi döneminde aşılarla ilgili ya da mikrobun virüsün e, özellikle ilgili bir yazan çizen arkadaşlarımız meslektaşlarımız da linç edildiğinde aynı şeyle yani böyle şeyler çıkarıp niye moralimizi bozuyorsunuz diyen kişiler. ...kötü niyetli ya da öyle oldukları için... ...değil çoğu aklı başında... ...mamaşartlarda insanlardı. Yani, yani o çares, ee, ...şöyle toplumsal yapılar diyelim... ...burada başta devlet olmak üzere... E, ...bu çaresizlik duygusunu... E, ...gidermek üzere olan... ...insanların... ...ürettiği mekanizmalar bunlar. Bu mekanizmalar... E, ...yeterince sizi... ...sırtınızı dayayabileceğiniz cinsten gibi hissetmediğinizde... ...mesela bu duygu artıyor... Ha bu başka afetlerde başka ülkelerde de benzer şeylerin olduğunu söylemem lazım. Yani bize bir tek Türkiye'de oluyor, başka yerde olmuyor değil ama değişen oranlarda oluyor bu. Ee, i̇şte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte Katrina fırtınasından sonra örneğin orada buna en çok siyahlar böyle hissettiler. Çünkü hakikaten daha sonra yayınlanan dokümanlarda e, ihmal edildikleri, önceliklendirilmedikleri ortaya çıktı. Burada sizin ne durumda olduğunuzu kendi kendinize tayin edemiyorsunuz başınıza gelenleri yaşarken yalnızsanız ve burada beklediğiniz destekleri göremiyorsanız o zaman ya inkar yoluna ya da daha farklı kendinizi gösterme yollarına kendinize mesela öfkeleniyorsunuz öfkenin en büyük bir öfke başlıyor. Öfke yükselmeye başlıyor. Öfkenin kendine dönmesi, kendine zarar verici davranışları özellikle gençlerde daha çok görmeye başlıyorsunuz. Bu da 3. evreye geçişte bu bahsettiğim afet sonrasında önce bir şok evresi, ikinci dönemde daha bir ne olduğunuzu anlamaya çalışma, bir yandan kurtulmuş olmanın sevinci azalırken, hani canınızı kurtarmış olmaktan ya da buna yakalanmamış olmaktan duyduğunuz sevinç azalırken bir yandan da normlar alt olmuş vaziyette. Yani ne nedir, kim neye bakıyor, ne yapılıyor, işler, hayatınızda yani yollarınız yok, işiniz yok, yeriniz yok, bildiğiniz hiçbir şey yok böyle bir yoğun kayıp duygusunun içinize oturduğu andan itibaren e, başka bir şeyle uğraşacak, başka bir şeyi duyacak halinizde kalmayabiliyor. Ama hocam galiba bu sadece yani işte resmi otoritenin e, oradaki soru işaretlerini, insanların oradan beklentilerini karşılamaması değil de birazcık bizlerle de alakası var. Ben öyle örnekler var ki yani izin sizinle paylaşayım izin verirseniz. Yani mesela e, benim bizde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız oturduğu binanın çürük olduğunu öğrendi ve boşalttı. Ertesi gün bir başka biri taşındı oraya. Ve vicdanen arkadaşımız dedi ki ya ben biliyorum hani burası çürük ben o yüzden taşındım. Bir şey olmaz ya dedi. Bu gayet üniversite eğitimi almış. Hani Ama şöyle şey falan mi? böyle bir biri kesiyorum. de değil yani. Şimdi yani bu... Sigaranın üzerinde de öldürür yazıyor. Yani şimdi uyarı bizi harekete geçirecek bir şey değil. Yani çünkü... ölüm korkusu mı değil? Ne kadar yakın olduğu bazen önemli. Yani burada bu yıkımın boyutu bize bunu gösterdi ve açıkçası şu anda içinde olduğumuz şu konuşmada bile bazen belki bir ay sonra aynı konuyu konuşsak daha makul şeyler söyleyebilirim ya da daha e, işe yarayacak şeyler söyleyebilirim. Benim korkum hani e, hepimiz şokun etkisi altındayız. hepimiz Hiçbirimizin zihni, aklı e, bu tür etkilerden muaf değil. Hepimiz e, sarsıntının etkilerini... İçimiz sarsıldı. Yani bütün Türkiye sadece deprem bölgesi sarsamadı. İçimiz Tabii. sarsıldı ve adeta bizi koruyucu olduğunu düşündüğümüz birçok mekanizmanın sistemin e, bir tür yırtıldığını, bir bizi koruyan bir deri gibi düşünün. Onu. O derinin e, or bir yerinden çatladığını düşünün. Böyle bir his içindeyiz. İçimiz dışımıza çıkmış gibi bir his içindeyiz ve kendimizi nasıl kapatacağımızı, nasıl koruyacağımızı düşünüyoruz. Korumanın yollarından birisi gözünüzü kapatmak. Yani hmm. korumaya çalışmanın yolları. O şekilde korunamayacağımızı biliyoruz. O nedenle şu dönemde özellikle hele yapılan e, davranışlarımızı e, değerlendirirken e, hakikaten insaflı olmak lazım. Biraz önce sizin muhabir e, arkadaşımızı teselli ederken sosyal medyası ile ilgili söylediğinize benzeyen gibi. E, daha insaflı olmamız gereken... Bir noktadayız çünkü e bizde de normal performansımızda değiliz yani. Bunu kabul edelim. Ama bizde de öyle bir insaf falan yok. Bizde de tam tersine yani hiç yani şu anda mesela Twitter'da falan e, feci bir linç ortamı var. E, çok haklı eleştiriler var. Onları bir kenara koyuyorum. Ben de onları yapan bir gazeteciyim. E, o eleştiriler sayesinde bir takım şeyler düzeliyor. Onu da gördük ama diğer taraftan da hani burada söyleyeceğiniz en ufak bir şey. Buradaki bir herhangi bir şey doğru. Böyle bir feci bir hal oluyor. Yani, böyle... yani en azından insafı bireyler için insaflı olalım. Kuruluşlar ayrı bir durum. Tabii, ayrı tabii. Kuruluşlar çünkü tüzel kişiler için ama özel kişiler için insaflı olalım gibi bir çağrıda bulunabiliriz. Çünkü şöyle bir şey var bakın. Bu hep söylenen, hep çok yerde de tekrarlanan, benim de tekrarlayacağım. Anormal durumlarda insanlar normal normal reaksiyonlar veremez. Yani reaksiyonlarımızın şu dönemde normal olmasını beklemiyoruz. Artı bu bir ıı, hastalanma değil. Yani şöyle bazen ruh sağlığı ile ilgili e, hep sorular geliyor. Yani şu anda bir hastalık geçirmiyoruz, bir ruhsal hastalık geçirmemek geçirmiyoruz biz. Sadece çok sarsılmış, yıpranmış, silkelenmiş vaziyette herkesin ruhsal yapısı. Korku, acı, üzüntü, öfke birçoğumuzda bu duygular karışık düzeyler biçimlerde mevcut. Burada bir parça e, e, iyi gelen ne oluyor diye bakıldığında belki oraya hemen kestirmeden gidelim. Bir aradalık çok iyi geliyor insanlara. Yani onu tekrar tekrar söylemekte hiçbir mansur yok. Bir aradalık iki insanın oturup konuşması, üç insanın beraber derdini paylaşması da olabilir bu. Bir konuda bir hazırlık yapması da olabilir. Beraber bir paketleme yapması da biraz önceki çağrılara bu gece duyup, bir süre insanın kalkıp bazı ihtiyaç maddeleri paketleyip yollayacağından eminiz. Tabii. Çünkü insanların böyle zamanlarda yani içerisinde harekete geçen sırf insan oldukları için taşıdıkları bizi başka birçok canlıdan ayırt eden, başkalarının bizim için bir anlam taşıması nedeniyle olan yardım etme, destek olma, acısını dindirme ve incitmeme refleksleri var. Bunları bir refleks diye tanımlıyorum. Çünkü neredeyse otomatik bunları kimse size öğretmiyor. Yani hani bir küçük bebeği düşünün. Annesini ağlarken gördüğünde gidip elini yanağına sürüp e, teselli etmeye çalışan bebek böyle yapılmasını öğrendiği için yapmıyor. Başka birinin acısına karşı duyarlılığı olduğu için dayanamadığı için yapıyor. Şimdi bazen acıya dayanamama, başkasının acısına da dayanamama aslında daha ağır bir şey. Kendi acımıza dayanabiliriz ama başka birinin acısına dayanmak çok daha zorlu. E, bu bazen de bizi e, yanlış yaptırıp yanlış derken yanlış sayılan bir davranış yapabiliyorsunuz. Mesela bir acı çeken birinin orada e, işte çaresiz bir şekilde e, bekliyor e, ya da e, hayatını kaybediyor olduğunu duymuş olmak. Mesela sizin yayınlarınızdan e, duyduğunuzda e, bunun yaratacağı duyguyu ve bu durumun Olmasına karşı olan tepkiyi yöneltecek bir e, şey de lazım insanlara. Yani o nedenle bu dönemde e, ya, özellikle toplumda önder pozisyonda olan resmi ya da gayri resmi olan kişilerin de kendilerine gelen e, eleştirilere, e, haklı çoğu da olan bu arada e, eleştirilere kulak vermeleri, bu eleştirilere kulak verdiklerini hissettirmeleri gerekiyor. Yani e, bunu sadece bir saldırı ya da suçlama gibi görmek yerine, sizi duyuyoruz, dediklerinizin bazıları doğru değil, bazıları doğru, Ney, neler doğru neler yanlışsa bunu açıklamakla yükümlüler. Ee, sizin bir yazınız var, o yazıda diyorsunuz ki travmayı travma olmaktan çıkarabilir miyiz? Evet, bu Bir Gün Gazetesi'nde yazdığım yazı. Çıkarabilir miyiz? E, mümkün e, yani tabii ki <laughs> bu kadar kolay değil mümkün demekle ama bireysel e, olan travmalarda bile ki bireysel travmalarda Türkiye'de de bu arada bu alanda meslektaşlarımızın, ben özel bir travma uzmanı değilim bu arada. yani Daha genel e, psikiyatriyle ilgili birisiyim ama bu konuya özelleşmiş çok sayıda meslektaşımız olduğunda burada not düşeyim. Ve yardım için şu anda büyük bir aktivite olan e, bir meslek grubuyuz. Travmayı travma olmaktan çıkarmak derken orada e, travmayı travma ne yapıyor sorusunun aslında cevabı onun içinde gizli. E, siz başınıza bir şey geldiğinde travmatik potansiyel taşıyan bir şey geldiğinde, bir durum geldiğinde oradaki tanıkların nasıl davrandığı travmanın sonuçlarını belirliyor. Eğer tanıklar, yani görenler bu durumu sizin yardımınıza koştuğu ve empatik bir şekilde reaksiyon veriyorsa travmatize olma ihtimaliniz düşüyor. Travma olmaktan çıkıyor. Başınıza kötü bir şey gelmiş ama etkileri zaman içinde daha kolay silinebilecek, acısı dindirilebilecek, unutulabilecek bir şey haline geliyor. O nedenle e, burada birbirimize olan ihtiyacımızı hatırlamak e, ve aslında birçok bunun da çok güzel örneğini de sizlerden naklediyorsunuz. Alanda e, insanların dayanışmasını, yardımlaşmasını, birbirinin acısına ortak olmasını. E, bu travmanın etkisini büyük bir ihtimalle e, ülkemizdeki bu e, ruhsal olarak yıkıcı etkilerini, telafi ya da en azından biraz daha azaltıcı etkileri olabileceğini, telafi edici etkileri olabileceğini düşünüyorum. Sizin bir paylaştığınız bir şey var, çok kim yazmış hatırlamıyorum ama diyorsunuz ki, ya diyor ki o, psikoloji bağlamından koparıp ne etliye ne sütliye dokunmadan anlatmak ne etik ne insani ne de bilimsel. Doğru, aynen öyle. Ben de bugün onu retweet ettim. Çünkü bazen psikolojik, çünkü psikolojik olaylar, yani psikolojik durumlar, bir sonuç şu anda yaşadığımız dediğim dediğim gibi anormal duruma biz de anormal bir reaksiyon veriyoruz burada bireyler olarak e, toplum birbirine yaslanarak e, bu sarsıntıda e, düşmemeyi ya da yere düşenleri kaldırmayı sağlama mekanizması e, o gözle baktığımız için dayanışma dediğimiz zaman insanların kendilerine gelen bu darbeyle başa çıkması için bir yöntem olarak söylüyoruz psikolojik e, veriler bir mazeret ya da bahane uydurma aracı e, olmamalı. E, ama insanların ruh sağlığını e, insanların ruh sağlığı bir insani hak. Yaşam hakkı. Ve bu ruh sağlığını sağlamak, bunun e, düzelmesini, iyileşmesini sağlamak e, bu konuda gör, e, bizler görevliyiz ama bunu yürütmek de tabii ki devletlerin görevi. Örneğin çocukların ruh sağlığı konusuna bakarsınız mesela bu okullar ilgili okulların varlığı pandemi döneminde de bunu çok net bir şekilde gördük. Okullarda çocukların bulunması, öğretmenlerin çocuklara öğret, eğitimini sürdüren öğretmenlerin ruh sağlığının korunması, öncelenmesi bir birinci derecede bir öncelik olması gerekiyor. Ve bunun için okulların varlığı ilk şart. Bu okulların açılıyor olması, güvenle çocukları gönderebileceğimiz okulların varlığı, bu Gerek deprem bölgesi gerek deprem bölgesi dışındaki yerlerde bu yöndeki en önemli adımlardan siz birisi olacak. Çok bir önemli şey söylüyorsunuz. Yani siz okullar bir an önce açılmalı diyorsunuz. Evet çünkü çocukların bir arada olmaya ihtiyacı var. Yine aynı sebeple çocukların şimdi hep duyacaksınız başka ruhsal uzmanları da benzer şeyleri söylüyor olabilirler. E, rutinlerin tekrar tesis edilmesi. E, Yaşamın bu, özellikle bu şok döneminden çıkışımızı hızlandırıcı iyi kötü yeni normlar oluşturucu ve iyileşmeye, yara sarmaya başlamak için e, temel adımlardan birisi. Okulda çocuğun en önemli rutini, bugün bizi dinleyen herkes herhalde bunu e, gerek pandemi döneminde, gerek şu anda bazı meslektaşlarımız mesela yarım günlük okullara çocuklarını gönderecekler. E, yarım günlük olduğunda peki günün kalan zamanında çocukları ne yapacaklarını düşünüyorlar. E, dolayısıyla çocukların ruh sağlığı da anne babalarının iyi hissetmelerine, onların fonksiyonelliklerini, işlevselliklerini sürdürmelerine bağlı. Neden de bir çocuğa baktığımızda da çocuğun hayatında çocuk, anne baba ve öğretmen bu üçgen üzerinden düşünüyorsunuz. Bu üçlünün yaşam kalitesini, ruh sağlığını, iyiliğini, üretkenliğini tutturmak istiyoruz. Bir üst seviyeye geçelim. Şimdi üniversitelerle ilgili büyük bir tartışma oldu biliyorsunuz. Evet. Hala da tam Hala de sonuca değil. varmış değil. Değişik arka planları da Olabilir, bilmiyorum onu gazeteciler araştırıp bulacaktır. Ee, burada e, üniversite öğrencileri hayatlarının en önemli kritik kişiliklerinin ve kimliklerinin belirlendiği bir dönemdeler. Ve üniversite hayatı birçok kişi için girdiğiniz bir takım dersler ve geçtiğiniz sınavlar değil, o dönemde edindiğiniz arkadaşlıklar, kurduğunuz ilişkiler, rol modeli edindiğiniz hocalar, e, çalıştığınız kulüpler, yaptığınız toplumsal faaliyetler bunlardır. Bu eğer bir kampüse, kampüs hayatı, bir kent üniversitesi de şehirde olan bir yerse, şehirde yaşadığınız hayattır. O nedenle bunun e, ilk akla gelen, vazgeçilen bir şey olduğu izlenimi doğacak kararlardan kaçınılması gerekiyor. hocam İnsanların bunu... barınma ihtiyacını, e, e, insanların eğitim ihtiyacıyla birbiri arasında tercih yapmak zorunda bırakmak. Çok kötü Türkiye'nin şey yani. en iyi çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatristten bunu duymak beni nasıl mutlu etti biliyorum. Ben çünkü haftalardır bunu yazıyorum, söylüyorum. Bunu bir derneklerimiz de bu konuda söylüyor. Ben hani söylüyorum ama bu benim şahsi fikrim gibi düşünülmesin. Bu konuda Türkiye'deki binlerce bu alanda çalışan insanın çok büyük bölümün ortak fikri. ha Bu efendim zordur, şudur, budur o ayrı bir konu. Onun çözümleri konusunda kafa yorulur. Ama prensip kararı olarak bunun böyle yapılmasının, bir toplumsal ihtiyaç, sadece bir ders öğrenme değil okul ve göreceksiniz çocuklar için de e, önümüzdeki yıllarda diyorum maalesef yıllara yayılacak bir süreçten bahsediyoruz İyileşme, toparlanma süreci e, çocuklar için de okulların öğretmenlerin psikolojik danışman meslektaşlarımızın okul idarecilerinin e, bunu bu e, çocukların toparlanmasında kritik bir rol olacak, onlara destek olmamız gerekiyor, müfredat yüklerini hafifletmemiz, bu ders öğretme ve bir türlü öğrenilemeyen dersleri çocuklara yüklemeden vazgeçmek için de bir vesile e, olabileceğini, e, çocukların sosyal ve duygusal gelişimini önceleyen bir e, eğitim perspektifine geçişinde bu vesileye mümkün olacağını düşünüyorum. Yani üniversiteleri açmak bu büyük afetin yarat, açtığı yaraların e, iyileştirilmesinde de Ciddi anlamda çok Kesinlikle. faydalı bir hamle olacak diyorsunuz. Evet bir bir de toplumun geleceği açısından baktığınız dönemimizdeki yıllarda hayatımızda yeri olacak insanlarla ilgili Abi. konuşuyoruz. Ve bir başka şey bir başka öğretim üyesi arkadaşımla konuşurken üniversitelerdeki öğrencilerin aslında bu felaketten afetten etkilenmiş insanlara destek olmak için o bir aradalıklarından ortaya çıkabilecek kolektif faaliyetlerin destekleyici e, hareketlerin de e, iyileştirici etkisi e, olabileceğini düşünelim yani. E, psikolojik ilk yardım diye bir kavram ben ilk kez duydum açık söyleyeyim yani ne olduğunu okuduğumda bir az çok anlamaya çalışıyorum ama e, biraz anlatsanız Ne demek psikolojik bu ilk yardım konu... İlk yardımın ne kadar önemli bir şey olduğunu bu afetlerde daha da görüyoruz e, önemli. Aslında psikolojik ilk yardım e, başlığı altında e, değişik formüllerle ifade edilen bir durum ama psikolojik ilk yardım aslında ilk e, Temelde kişinin e, o andaki ihtiyaçlarını gözeten ve e, örneğin bir çocukla karşılaştığınızda ya da bir mesela bu son dönemde e, okullar biliyorsunuz açıldı. Bazı yerlerde afet bölgesinden e, gelen çocuklar okullara taşındıkları yerde, göçtükleri yerde başladılar. Onlara nasıl yaklaşacağız konusu. Mesela i̇lk karşılaşmada ne yapacağız? Bir ruhsal sıkıntısı olan birisiyle karşılaştığınızda genellikle ne yapacağınızla ilgili. Orada temel soru, temel yaklaşımın dinlemeye hazır bir kulak olması karşısında insanın temel ihtiyaçlarından birisi. Oysa biz kişileri konuşma, hani konuş rahatlarsın değil mi? Konuşturmayı daha önemli görüyoruz. Halbuki birçok kişi kendi istediği zaman konuşacak. Yani hadi konuş bana derdin anlat demekle Peki anlatmıyorsan gideyim başkasını dinleyeyim demek de, e, dert dinlemiyoruz. Yani bir dert dinleme, dert dinlemeye hazır olmak, e, örneğin öğretmenlere verdiğimiz tavsiyelerden birisiydi. Çok somut gerçekler üzerine konuşmak. Yani hani bu şimdi ve burada diye. Bu çok anılar. önemli. Öğretmen arkadaşlar soruyorlar çünkü evet. şimdi okullar açılacak. Ve okullar açıldığında... Bir kısmı açıldı ve bir kısımda e, şu anda afet bölgesinde kayıp e, gelen afet ya da afet bölgesinde yakınlarını kaybetmiş çocuklar var. Tabii. Aileleri darbe almış çocuklar. Burada e, örneğin orada bir başka yine önerimiz e, bu ruh sağlığı riskte olan çocukların, daha yüksek riskte olan çocukların geldikleri okulda kucaklayıcı e, yaklaşım nasıl olacak? Çok basit bir şekilde örneğin çocuğun okulu gezdirecek bir öğrenci arkadaşın ona e, teşrifatçı olarak tahsis edilmesi, bir e, öğretmenin onun sıkıştığında e, bir ihtiyacı olduğunda bir şeyiyle ilgili bilgi almak istediğinde gidip danışabileceği birisi olması ve bütün bu e, aktivitelere koordine eden psikolojik danışmanlarla öğretmenlerin ne yapabilecekleri hakkında o anda, o sırada daha çok konuşmaları. Çünkü bazen biz reçeteler söylüyoruz, şunu söyle, bunu söyleme vesaire gibi ama... Ee, en çok işe yarayan şey, e, içinizden bir şey gelmiyorsa yapmamak mesela. Yani siz bir öğretmen kendisini bir çocukla e, karşılaşmak konusunda çok zor hissediyorsa dersini değiştirebiliyor mesela diyebiliriz ki yani böyle bir şey için kendinizi çünkü burada zoraki zoraki derken yapmak isteyen birçok insan olduğunu biliyoruz çocuklara destek olmak isteyen e, ama bunu nasıl yapacağını bilemiyorsa o nedenle gruplar şeklinde öğretmenlerin psikolojik danışmanların çalışmasını e, yine tavsiye ediyoruz. E, bu da şu demek, e, birbirinize danışarak, konuşarak, her akşam gün bitiminde o gün yaşadıklarını e, öğrencilerle ilgili konuşma fırsatları yaratarak bu konuda çözümleri öğretmenler birçok yerde kendi sezgilerini bulurlar. Mesela öğrencilerle ilgili yapılacak şeylerden birisi. Örneğin ruh ile ilgili yani psikolojik destek nedir? Sadece psikoloji konuşmak değildir. Bir insanın Becerikli olduğu, iyi olduğu bir konuyu ortaya çıkartmak ve o konuda ona bir alan açmaktır. Örneğin davul çalan bir çocuğu okulda eğer bir müzik odası varsa orada bir enstrüman çalarak kendini rahatlatmak üzere onu o odayı tahsis etmek istediğinde kullanabileceğini söylemek ya da canı sıkıldığında, yorulduğunda ya da dayanamadığında gidip nerede dinlenebileceğini göstermek onlar hepsi psikolojik yardım. Yani o nedenle psikolojik yardım deyince herkesin aklına böyle uzun terapi seansları veya çok derin konuşmalar veya anlamlı e, cümleler kurmak e, gelmesin. İnsan başka birinin varlığında kendisini dinlemeye, kendisine yardım etmeye hazır birinin varlığında zaten otomatik olarak rahatlıyor. Sadece bunu bilmek ve bir telaş içinde olmamak birçok öğretmenimize ya da birçok gönüllüye. Çünkü gönüllere de ihtiyaç olacak bu konuda. Ee, bu konudaki gereken e, yolu bulması için zaten fırsat veriyor. Biraz durup düşünmek ve bir iki kişiyle konuşmak.